veya cehenneme gitmiş kişilerin azap veya nimetleri aynı mı olacak? Bu diğer dinlere inanan derken baştan bunu söyledik. Yani diğer dinlere İslam dışındaki herhangi bir dine inanan kimsenin cennete gitmesi söz konusu değil. Kur'an ve sünnet böyle diyor bize. Gerçi son zamanlarda bu böyle değildir diyen bir takım Kur'an ayetlerinden hareketle aksi iddiada bulunanlar var. Bir kısım akademisyenler İslam dünyasında da var, Türkiye'de de var. Ama bu Kur'an'ın ilgili ayetlerine parçacı yaklaşmanın bir neticesidir. Bunu çok açık ve net söyleyelim. İsterseniz bir miktar detaya Biraz girebiliriz. Bu açabiliriz. önemli bir Buyurun. mesele çünkü. Bilhassa Bakara suresinin 62, Maide suresinin 69. ayetlerinden hareketle iman edenler yanında Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerin de cennete gideceği ifade edilir. Ayetin dış ifadesine baktığınızda ilk bakışta böyle bir anlam da çıkar ayetten. Çünkü şöyle tercümesi, iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerden her kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder, bir de salih ameller işlerse onların ecirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler, mahzun olmayacaklar. Her iki ayetin de aşağı yukarı anlamı birbirine yakın ve böyledir. Şimdi buradan hareketle derler ki bakın Cenab-ı Hak burada 3-4 sınıf insan sayıyor. İman edenler Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler. Ve bunlar için 3 şart koşuyor. Allah'a iman, ahirete iman ve salih amel. Bu 4 gruptan her kim bu 3 şartı yerine getirirse cennete gider diyor Cenab-ı Hak. Ama bu hemen belirtelim ki Kur'an'a usulsüz, metotsuz yaklaşmanın yol açtığı vahim bir arızadır. Öyle yaklaştığımızda ne çıkıyor ortaya hocam? Nasıl bir Öyle yaklaştığımızda şöyle bir şey çıkıyor. Bir miktar teknik detaya gireceğim izin verirseniz. Buyurun. Şimdi Kur'an-ı Kerim bizzat kendisinin muhkem ve müteşabih olmak üzere iki sınıf ayet ihtiva ettiğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de iki grup ayet vardır. Muhkemler ve müteşabihler. Bunlar kendi aralarında da gruplara ayrılır. Muhkemler 4 gruptur, müteşabihler 4 gruptur. Bu teknik detaya dikkat etmezsek çok yerde yanılırız. İşte burada karşımıza çıkıyor bu. İman edenler diyor ayeti kerimenin başında. İlk kelime budur. İnnellezine amenu. Kim bu iman edenler? Ayette bu sorunun cevabı yok. Vellezine hadu Yahudiler. Kim bunlar? Ayette bunun cevabı yok. Ve Nesara aynı şekilde ve Sabi'in aynı şekilde bunların kim olduğuna dair ayette bir açıklama, bir tasrihat yok. O zaman diyoruz ki bu ayetin bu kısmı mücmeldir. Kapalı. Kapalı yani müteşabihin bir alt dalıdır mücmel. O zaman biz bunların kim olduğuna bakmak için başka ayetlere gitmek zorundayız. İman edenler kimdir? Burada dikkat ederseniz üç şart sayıldı. Allah'a iman, ahirete iman ve salih amel. Acaba bir kimse sadece bu üç şeyi yaparak mümin vasfı kazanabilir mi? Kazanamaz çünkü ilgili diğer ayetler bize müminlerin başka şeylere de iman etmesi, başka şeylere de yapması gerektiğini söylüyor. Amener Resulü de bunu görüyoruz mesela. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi değil mi? Müminleri başka ayetler yani muhkem ayetler bize açıklıyor. O zaman biz bu iki ayetten Bakara 62, Maide 69'dan hareketle şöyle dememiz lazım. Bir kimsenin mümin olması için bu üç şeye inanması yeter. Kur'an'a inanması gerekmez, Efendimiz'e inanması gerekmez değil mi? Meleklere inanması gerekmez, diğer peygamberlere inanması gerekmez. Üç tane şart var çünkü. Hocam kaldı ki şöyle bir şey yok mu? Mesela Allah'a iman ederler diyor. Ama Allah deyince onu İşte ayetin öbür kısımları da mücmel. hangi Oraya Allah? Mesela gelecektim ben. doğmamış ve doğrulmamış olan bir Allah'a, İhlas suresindeki Allah'a biz iman ediyoruz. Evet. Allah kendisini böyle tarif ediyor. Ama işte baba, oğul, kutsal ruh dediğiniz anda bu ayetin manasına Allah'a iman etmiş olur musunuz? Olmazsınız çünkü Kur'an buna şirk diyor. Evet. Dolayısıyla sadece bu dört grup değil, sayılan o üç madde de mücmeldir. Onları da başka muhkem ayetlere götürüp oralarda tasrih ettirmemiz lazım. Açıklamalarını bulmamız lazım. O açıklamaları alıp buraya geldiğimizde tekrar bu iki ayete geldiğimizde Neticede ne çıkıyor? Onu neticede merak şu ederiz. çıkıyor.
Bu ayet, bu Bakara 62 ve Maide 69, bu iki ayet bize adları ne olursa olsun, iman edilmesi gereken bütün hususlara iman etmeden bir kimsenin cennete gitmesini söylemenin doğru olmadığını söylüyor. Peki aslında buradaki sorudan kastım şuydu hocam. Mesela Hazreti Musa zamanında yaşamış ve ona iman etmiş kimseler var. O kimseler de cennete gidecek kuşkusuz. Onlar bizim mümin kardeşlerimizdir. Ha işte onların ya da Hazreti İsa'nın müntesiplerinin ya da diğer peygamberi İsa'nın müntesiplerinin cenneti aynı cennet mi olacak? Müminlerin cenneti öbürlerinden daha yüksekte olacak. Onu cennet bahsinde konuşuyoruz. Ümmet-i Muhammed'in cenneti öyle olacak diyorsunuz. Kısa bir ara vereceğiz. Cehennem